Evet, bir beyazla göz göze programa da hoş geldiniz. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak sen de geç gelen şöhreti hazmedemiyor gibi bir tip var. Bu çok belli oluyor. Yani iticisin. Bu bir soru değil, bu benim kişisel tespitim. İnşallah alınmadım. Soruyla başlayalım şimdi. Ahmet'le başlayalım. Ahmet şimdi ne jön olacak kadar yakışıklısın açıkçası, ne komedyen olacak kadar komiksin. Yani ikisinden de azar azar alınca aslında hiçbir şey olamamışsın diyebiliriz. Bunun süreli seni üzüyor mu bu? Yani gece yastığa kafanı koyduğunda bunu düşünüyor musun? Üzülüyor musun? Yani. Tamam, bu bile bizim için yeterli bir cevap oldu aslında sevgili seyirciler. Bir sorun daha var, merak ettiğim bir şey. Daha nereye kadar beraber ikili devam edeceksiniz? Yani tek başınıza olduğunuzda beceremiyor musunuz bu işi? Şu anda bile birbirinize bakıyorsunuz buna cevap vermek için. Bu bile bir cevap aslında. Yetemiyorsunuz gibi sanki. Hayır, bu soruyu senin sorman garip değil mi? Niye? Biraz? Niye? Yani sonuçta 20 senedir talk show'dan başka bir şey yapmayan bir insansın abi. Kıskanıyor musun Ahmet'i senden daha yakışıklı olduğu için? Bizde kıskançlık duygusu yok. Biz haset değiliz yani. Biz birbirimizin şeylerini kapatıyoruz. Haset gibi duruyorsun ama. Yani var gibi sanki böyle birbirimizin. Yok canım, yani öyle bir şey yoksa niye beraber çalışalım? Ben arkadaşımın kusurunu kapatıyorum. Mesela bacakları kısadır, benim gövdem kısadır. Biz uzunlarımızı birleştiriyoruz. Abi sana ben bir şey soracağım ya. Şimdi sen bize sorduğun bu soruları Cem Yılmaz, Okan Bayülgen'e sorabilir miydin? Yer miydi? Ha? Peki bazen çok küfür ediyorsunuz yani. Küfür etmeden olmuyor mu bu işte? S**tim ya. Sen küfür etmiyor musun abi normalde? Ediyor. Niye etmeyeyim ya? Biz de diyoruz s**tim. Bunun neresinde şey var ki yani? Sen yayınlayamıyorsun diye mi kızıyorsun bize, şey yapıyorsun böyle sıkıştırıyorsun? Peki niye devam filmi çektiniz? Gişesi garanti diye mi? Sen niye bakkaldan alışveriş yapıyorsun? Şişesi garanti diye mi? Depozito bağlamında. 3 tane film yaptınız şimdi burada. Tabii ya Rabbim ya. Başımıza şey mi oldunuz? Estağfurullah. Yani ben size o zaman soruyorum. Filmi çekmeseniz Beyaz Şov'a gelmeyeceksiniz. Hep çıkarcı mısınız böyle günlük hayatınızda? Çıkarlarınız için mi? Yoksa sadece televizyon camiasından mı? Hayır, ne yapacağız şimdi? Bir sidik mi yarıştıracağız? Bir kere şeyi bir düzelteyim abicim. Biz 5 yılda 3 tane dizi, 3 tane film yaptık. Bunlardan bir tanesi rekor kırdı. Daha yeni öbürü vizyona girdi. Sen bunları beceremiyorsun diye mi bize yükleniyorsun? Allah aşkına soruyorum ya. Hakikaten Beyaz Şov'dan bana başka tutmuş bir tane içini söyle ya. Türkü albümü yaptın, CD çıkarttın, CD dönemi bitti. Un kapanı kapandı ya. Evet. Dizi yaptın, 20 bölüm sürmedi diye biz size aşık olduk. Ben bunu hatırlıyorum. Başka ne var? Neye yarattıysan kuruttun sen ya. Aynen. Sen şimdi bizim dönemimizde bir çıksaydın bakalım, hani Beyaz Şov'u yapsaydın. O zaman tutabileceğine inanır mıydın programı? Ya tamam. Komedi dizisi yaptın, Gülse Birsel'le çalıştın. Kadın mesleği bıraktı ya. Tamam, jürilik yapıyor tamam, şimdi. Acuna tamam. Transfer oldu oğlum. Tamam, yalan. Ne var oğlum? Gerçekleri konuşuyoruz. Ne oldu şimdi? Zoruna mı gitti? Elini indi. Ezel Akay'la film yaptı. Hacivat Karagöz yaptın. Hacivat'la Karagöz'ün kemikleri sızlıyordur şimdi ya. Ezel Akay meyhane açtı. Bir programın daha sonuna geldik. Beyaz Öztürk'le Göz Göze'nin. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için çocuklar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sen sağ ol. Sağ ol abi. Hani lan gülerek bitirecektik ya.